Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerjide enflasyon %21. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 yılı Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye'de enerji fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre %21'in üzerinde arttı. Cizre'de petrol keşfedildi. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildi. Cizre'ye 20 kilometre mesafede açılan kuyudan üretilen petrol, Türkiye'nin günlük tüketiminin onda birini tek başına karşılayacak. Bedava gazın parasını kim ödeyecek? Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, hükümetin bir ay süreyle bedava gaz kullanımı kararını değerlendirdi, dinliyoruz. Bu bir ay konutlarda ücretsiz doğalgaz ve bir yıl indirimli doğalgaz müjdesi aslında yerli doğalgazın kullanımı şerefine yapılmış, biraz da seçimlerin etkisiyle propaganda malzemesi yapmak üzere yapılmış bir açıklama. Yani yerli doğalgazın şerefine bir süreliğine doğalgazı bedava kullanma olayı. Bedava kullanıyoruz ama maliyeti kim karşılıyor peki? Geçtiğimiz günlerde açıklandı ki buradan ortaya çıkacak maliyet. Satışı BOTAŞ yapacak ama BOTAŞ bedava vermeyecek. Sonuçta BOTAŞ bunun maliyetini hesaplayacak ve Enerji Bakanlığı bütçesinden ya da hazineden, yani kamu bütçesinden karşılanacak bunu. Peki kamu bütçesinin kaynağı neresi? Yine biziz, yani vatandaşlar. Yani vergi toplayarak elde edilmiş gelirlerin bir kısmı bedava doğalgaz kullanım için vatandaşlara veriliyor. Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Kara, Enerji Bakanlığı'nın ödeyeceği açıklanan bedava gaz faturasının aslında halkın vergileriyle karşılanacağını söyledi. Enerji dönüşümde en temel ihtiyaç insan. Enerjisa üretim yeşil hidrojen yolculuğunda Türkiye'nin, hatta bütün coğrafyanın ana oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Sabancı Üniversitesi'nin webinarında konuşan Enerjisa üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, şirketin hedeflerini anlatırken hem Türkiye hem de dünyada enerji dönüşümünde en temel ihtiyacın yetişmiş insan gücü olduğunu kaydetti. Motoründe indirim. Motorünün litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Gece yarısından itibaren motorünün litre fiyatı ortalama 18 lira 70 kuruşa inecek. Nisan'da yurt içi enerji üretim maliyeti arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Nisan ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre enerji üretim maliyeti Nisan'da bir önceki yıla göre yaklaşık %50 artarken bir önceki aya göre yaklaşık %10 azaldı. Karapınar GES resmen açıldı. Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesini tek başına %20 oranında artıran Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali resmi bir törenle açıldı. 1350 MW kurulu gücündeki santral, Türkiye'nin güneş enerjisi payını tek başına %20 arttırırken Türkiye'nin elektrik üretiminin de %1'ini karşılayacak. Türkiye'de konutların hepsi jeotermalle ısınacak. Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, yatırımların ülke geneline yayılması halinde önümüzdeki yıllarda konutların hepsinin jeotermalle ısınabileceği iddiasının olduklarını açıkladı. Eleşkirt doğalgaza kavuşuyor. EPDK Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine doğalgaz ulaştırmak için RMA Şehir Giriş İstasyonu inşa etmek üzere kamulaştırma yapacak. Umurlar RES ve GES santrallerinde kapasite artırılacak. Elfa Elektrik Balıkesir'de işletmekte olduğu 13 rüzgar türbini ve 1 adet yardımcı kaynak güneş enerji santralinden oluşan hibrit santralde 2 türbin daha ekleyerek kapasite artıracak. Kurulu gücü 13.2 MW artırılarak 39.6 MW'a çıkaracak projenin maliyeti 274.3 milyon lira olarak hesaplanıyor. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz yükseltme ihtimali küresel ekonomide durgunluk endişelerini artırıyor. Ham petrol fiyatları düşüşüne devam ediyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 72 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 68 dolardan işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 4 Mayıs 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2358.73 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09.20 için 2600 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 1400 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.